Arkadaşlar merhaba. Aracımız Toyota Auris. 1.6 132 beygir. Benzinli motora sahip. Full bir araç arkadaşlar. Komple cam tavana sahip araç. Yalnız tavan açılmıyor. Komple cam. 16 inç jantları var. 4 disk fren zaten. Segmenti için. Şöyle önce görsel olarak bir bakalım. Arkası gerçekten hoş. Şimdi arkadaşlar ben bu aracı Leon'la veya Astra'yla kıyaslayacağım. Leon Astra bu mu? Tabii görsellik yani zevk meselesi ama bence Leon'da Astra'da bu araçtan bir tık yukarıda diyebilirim bana göre. Şimdi arkadaşlar şöyle her zaman yaptığımız gibi kalite algısına bakalım. Şu kapı kolları cılız. Elinizde tuttuğunuz zaman cılız kalıyor. Sağlam olabilir ama kalite algısı düşük maalesef. Buralar deri arkadaşlar. Kumaş. Piyano bilek yapmışlar. Cepler kullanışlı büyük. Koltuklar arkadaşlar çok kaliteli. Koltuklar çok kaliteli arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli. Benmek için söylemiyorum. Çünkü daha önce oturdum baktım. Çok rahat, çok konforlu. Torpido dik konumlandırmış. Normalde torpido diğer araçlarda size göre böyle yatıktır. Bunda torpido dik. Dümdüz. Bir de bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakıyorum yarısa bakıyorum Fransa'da üretilmiştir. Corolla'ya bakıyorum Türkiye'de üretilmiştir. Auris İngiltere'de üretilmiştir. Neden böyle bir şey yapıyor? Toyota tabi bilmiyorum. Maliyet açısından olsa gerek. Buralar yumuşak arkadaşlar. Buralar yumuşak. Şura yumuşak. Buralar tabii ki de sert şöyle dikiş var. Hoş olmuş. Dijital kliması var. Bu şekilde arkadaşlar. Eski nostalji araçları da bu şekilde. Aynı onun gibi yapmışlar. CD girişi var bu araçta. 7 inç dokunmatik ekranı var. Ekran çok hoş gerçekten. Şu çok hoşuma gitti. Sürekli oynayacağınız eminim. 6 ileri tam otomatik şanzımanı var arkadaşlar. Bilmiyorum ama yani cılız geldi. Hani bir Toyota bir ne bileyim. Leon'a göre, DSG'ye göre yani şu biraz daha özenilebilirdi bence yani. Bilmiyorum. Burada 2 bardaklık var arkadaşlar. Manuel el freni. Kolçağımız var. Kolçağımızı açtığımız zaman çok derin. İçi de yumuşak arkadaşlar. Kolçağın içinde herhangi bir güç girişi bulunmuyor. Aracı buradan çalıştırıyoruz. Elektrik, özür dilerim, anahtarsız giriş ve çalıştırma var bu arada. Şöyle mid takımı falan var araçta. Şimdi fiyatına falan da geleceğim birazdan arkadaşlar. Buralar deri, kumaş, sert plastik hoparlörleri var. Yalnız şöyle diyeyim, bu aracın bir artısı şaft tüneli hiç yok. Sıfır, dümdüz burası. Bu nedenle 3 kişi çok rahat bu araca oturabilir. Koltuklar gerçekten kaliteli. Yani gerçekten kaliteli. Burada şeyler de var, bardaklıklar var ama bu burada durmuyor. Yani şu şekilde düz durmuyor. Gördüğünüz gibi böyle. Hani bu araba giderken bu böyle sallandığı zaman sıkıntı yani. Bunun esprisini onu çözemedim ben. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bagaja geçelim arkadaşlar. Maalesef bunun da aksi bitmiş. Gördüğünüz gibi bagaj ne yazık ki açılmıyor. Hepsinin aksi bitmiş. Arkaya bakmıştık yani şu cebi söylemiş. Cep kullanış olduğu söylenemez. Bir şey pet şişe falan konulabilir. Şimdi arkadaşlar 4 cam otomatik. Şu cebi bayağı büyük. Şu hoş olmuş. Havalandırma gerçekten yani şu şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Çok hoş olmuş. Mükemmel. Yani sadece şunun için bile arabaya alanlar olur yani. Arası paspaslığı güzel arkadaşlar. Direksiyonu gayet hoş. Derisi, yani direksiyon derisi sanki bilmiyorum ama Opel sanki bir tık daha iyi gibiydi. Çok iyi anlamam ama sadece gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Direksiyon derinlik yükseklik ayarı var. Manuel olarak elektrikli değil. Havalandırması dediğim gibi çok hoşuma gitti. Koltuklar çok kaliteli. Arkadaşlar tavan şurada perde var. Tavan komple açılabiliyor. Yani
çok havadar olabilir bu araç, evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ortalama tüketimi 4.6 diyor şehir içine. Ama tabii ki inanmayın, 1.6 benzinli bir araç. Yani 7'den 8'den aşağı yakmayacağı %100. Yani 8'den aşağı yakmaz bence. Ne kadar sakin kullanırsan kullan. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu aracın fiyatı 95 bin lira. Eder mi? Yani Toyota hastasıysanız alırsınız ama bence Leon, kesinlikle Leon. Yani bu bir aile arabası ama Leon her türlü buna üstüne çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Anlatacak fazla bir şey yok maalesef. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.